Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Bu videoda kültürel kimliğiyle tüm dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Diyarbakır'dayız. Diyarbakır, binlerce yıllık tarihiyle, surlarıyla, zamanında farklı inançlara sahip toplulukların yaşadığı şehir olmasıyla, hem kültürel hem de sanatsal yönleriyle gidildiğinde kalma isteği uyandıran bir şehir. Diyarbakır'da ilk olarak Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne geldik. Ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği ev 1733 yılında inşa edilmiştir. Merkezi bir avlu etrafında sıralanmış dört kanattan oluşan evimiz, zemin artı bir katlı olarak tamamen bazalt taş kullanılarak inşa edilmiştir. Bina iklim şartlarına uygun olarak kuzey kısmında yazın, güney kısmında kışın, doğu kısmında ilkbaharın ve batı kısmında da sonbaharın yaşandığı etkileyici bir ev. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'nca Tarancı ailesinden alınarak kamulaştırılan ev, 1974 yılında restore edilerek Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Bu müze, Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatına, eserlerine ve iç dünyasına açılan bir kapıyken, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar almış ve aslına uygun olarak yeniden restore edilmektedir. Burası yine Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi olarak kısa zamanda tekrar gidip görmek isteyenler için de ziyarete açılacak. Diyarbakır'daki bir sonraki durağımız, ihtişamlı, yapım tarihi bilinmeyen, Diyarbakır'da yaşamış toplumların ne kadar çeşitlilik gösterdiğini kanıtlayan St. George Kilisesi. Kilise, iç kalenin kuzeydoğu köşesinde yer alır. Ancak inşa tarzı ve yapıda kullanılan malzemelerden dolayı M.S. 2. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Artuklular döneminde ise sarayın hamamı olarak kullanılmıştır. Farklı amaçlarla kullanılmış olması bu kilisenin yapısını daha görkemli hale getiriyor. Diyarbakır denince akla ilk gelen Diyarbakır surlarıdır. Surlar 6 Şubat depreminde orta hasar almış ve bölümlere ayrılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore işlemleri aslına uygun şekilde devam etmektedir. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında, on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.